Sıra neye geldi biliyor musunuz? Ha? Böyle gösteriyorlar artık. Peki. Şimdi bağlanalım Ayten'e. Hanımefendiyi gördük az önce. Hem kaşlarını biraz kaldırmak istiyordu hem de yanaklarını asacaklardı. Hep duyuyoruz bunu ama bu işlem nasıl yapılıyor? Gerçekten birkaç dakikalık bir işlem mi? Sonrasında bir komplikasyon var mı? Yani bir artısı eksisi nedir? Hepsini göreceğiz. Ayten merhaba yeniden. Oğuz sen ameliyat elbiselerini giymişsin. Merhabalar Zahide'ciğim. Merhabalar Ayten'cim. Merhaba Ayten'cim, sen yıkanmaya başladın mı? Neredeyse. Evet, artık ameliyathanelere iyice alıştık. Her gün bir yerden biliyorsunuz bağlanıyoruz ve değişik operasyonları izleyicilerimize gösteriyoruz. Şimdi ip asma, iple asma metodu için burada hazırız ekip olarak. Hasan hocamız ne yapacağımızı bize gösterecek. İlk olarak bir çizim yapacağız herhalde, evet. Hastanın yüzünde. Evet, şöyledir arkadaşlarım. Amacımız şu yanağı şöyle yukarıya doğru getirmek, şuradaki oluğun gitmesi ve şurasını da hafif yukarıya çekmek. Kaş evet. Çevresini de biraz daha iyi göstermek. Şöyle yapacağız. Şurada bir, şurada iki, şurada üç ve şurada dört noktamız olacak. İpler buradan girecek, saçlı alanın oradan girecek. Buradan çıkacak. Sonra biz bunu ipi buradan çektiğimizde yanağı da olması gereken yeri almış olacağız. Tabii ipi içeriye göndermek için bir kılavuz kullanacağız. Şöyle. Her yanak için 4 tane ip kullanıyoruz biz bu türlü şeylerde, yanak oluşturmada. Bunun adı orta iç askılama yöntemi. Yani mid-face lift demek. Tabii o yöntemlerden biri bu. Evet, hastamız lokal anesteziyle bu operasyonu geçiriyor. Evet. Şu anda evet, uyanık. Ama yok. Canlı. Ben çok seviyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey hissetmiyorum evet, şimdi Ayten devam edeceğiz. Hayır, hiçbir şey hissetmiyor. Hissetmiyor. Evet, lokal anesteziyle uyuşturulduğu için. Peki Ayten'cim sorar mısın? Bu ipler kendi kendine erimeyecek mi? Cilt bunu ne kadarını alacak? Ya da reddetme evet. İhtimali yok mu? Herkese yapılabilir şimdi mi? Şimdi yan dönelim. Evet, evet, bunların hepsini konuşacağız. Efendim? Şimdi Hasan hocam, buyurun. İplerin özelliklerini biraz bize anlatır mısınız? Bunlar erirler mi? İçeride mi dururlar? Alınırlar mı? Ne aslında yaparlar? İki tür ipten oluşuyor bu. Şöyle, ben ipi göstereyim isterseniz. Şunu bitireyim ben. Bunu bitirdikten sonra ipi size yakın çekim olarak gösterelim. Evet. Şimdi ipi çekiyorum. Aynı olsa bakardım. Ha, ip buradan evet, girdi, şuradan diyorsun. Çıktı. Evet. Evet. Makası alabilir miyim? Makası alalım. İyiliğimi yapmam peşine. Vallahi, evet, tabii bu da normal bir şey çünkü rahatladıkça şey oluyor. Şimdi kendini güvenli. İlk ipimiz. İlk ipimiz. İpimizin diğer ucu da burada. Bunu merak ediyorum, burada heyecanlanıyorum. Evet. İlk ipimiz bu, diğeri de bu. Şimdi bunu çekecek yukarıya. Şimdi ipi göstereyim ben size. Şu ipi alabilir miyim? İpimizin üstünde. Şöyle düğümler var, şöyle düğümler var ama bu düğümlerin ortasında aslında böyle konimsi beyaz bir şeyler var. Şimdi bu koni olan şeyler de, affedersiniz, iple benzer materyalden yapılmış şeyler. Bu koniler eriyor, aylar içerisinde eriyor ama bu ip erimiyor. Bu koniler bir tarafı dar, bir tarafı geniş, şemsiye görevi yapıyor. Yani şöyle duruyor. Şöyle duruyor. Dolayısıyla bu koni aşağıya gelemiyor. Bu yöne gidebilir. Yani yukarıya doğru çekiyor, aşağıya gitmesine engel oluyor. Aylar içerisinde de yapışıyor. İşlem bitmiş oluyor. Evet. Hemen çekmeye başladık zaten. Evet, bu biri. Evet, bu biri. Şimdi bir iki noktadan daha yapacağız. Yine böyle yapalım. Evet. Alayım ipimizi. Evet. Şu an bir şey hissediyor musunuz? Hiçbir şey hissetmiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Belki biraz şey hissedebilir. Hafif böyle bir
Biz burada hayretle tıkırtı, seyrediyoruz ama bu kadar çok güzel değil mi? Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İlk başta heyecanlandım işte uyutulmadığı için. Şimdi çok iyi. Ya buna çok uyutmaya gerek yok buna. Allah razı olsun. Sağ ol. Şöyle tutalım. Boşuna heyecanlanmışım. Şimdi kılavuzun içinden geçiriyoruz bunu. Bunun amacı da bir yeri hasarlamayalım. Evet. Yani geçiş sırasında bir yeri hasarlamayalım. Evet. Amacımız o. Aytencim şunu sorar mısın lütfen bizim için? Genelde kaç yaşındaki hastalar tercih ediyorlar? Aslında bunun yaşla çok birebir ilişkisi yok. Yıpranmayla ilişkili. Bu 20 yaşında da olabilir, 70 yaşında da olabilir. Evet. Yani şöyle. Yani hastanın nasıl hissettiğiyle ilgili evet. Bir şey. Bakın koniler kalın yönden zayıf yöne girerken cildi nasıl aşağıya çekiyor. Evet, burada ilk düğümü gördük. Evet, şimdi bundan sonra koni var artık. Bir sponç alayım. Evet, tamam. Zahideciğim, sizden de kolları varsa... Evet, şunu merak ediyorum çok. Böyle bir işlemi yaptırdık diyelim. Ne kadar süreyle cildi gergin tutuyor? Eski halimize evet, ne kadar sonra dönüyoruz? Belki bu hareket orada ekranda görünüyor mu bilmiyorum. Evet, bu hareket tabii ekranda görünüyor çektiğimiz zaman. Şöyle. Evet. Çekiyor musunuz? Evet, çekiyorum şu anda. Evet, alayım bir yerini. Çin stüdyodan sorular var size. Evet. Bu operasyonun etkisi ne kadar sürecek hastada? Ne kadar şimdi, süre bu gerginlik sağlanacak? Bu içerideki şey, o beyaz konileri başlangıçta ihtiyacımız var. Aslında ipin yeniliği, özelliği de bu. İpin üzerinde olan o koniler. O koniler aylar içerisinde eriyor. Dolayısıyla 3-5 ay kendisini idare ediyor. Onlar eridikten sonra yana eski yerine yapışmış oluyor. Dolayısıyla onların erimesi artık bizi çok etkilemiyor. Tabii hiçbir zaman bu tür askılama yöntemleri normal, radikal bir cerrahinin yerini tutmaz. Bunlar alternatif, minor cerrahidir. Yani kalıcılığı zaten normal klasik operasyonlar kadar olsa o zaman biz hiç yüz operasyonu yapmıyor olmamız lazımdı. Örneğin biraz daha yük isteyen, yani ipin üstüne çok yük binmesi gereken bir durum olsaydı o zaman bu mid facelift'i yani orta yüz askılamayı ağız içerisinden başka bir iple yapacaktık. O zaman şuradan hiç şey değil, ağız içerisinde minik bir santimlik kesik yapıp onu yukarı asacaktık. O biraz daha kalıcı bir şey. Ondan kalıcısı da klasik operasyon. Alayım. Peki Aytencim şunu da sorar mısın? Böyle bir operasyonu evet, yaptırdık. Bunu birisi anlayabilir mi? Anlaşılabilir mi böyle bir operasyon yapılıp yapılmadığı kişiye? Ben anlaşılacağını düşünüyorum ama bakalım hocamıza da soralım. Hocam böyle bir operasyonu yaptırdığımızı birisi anlayabilir mi? Şimdi anlar. Çünkü çizimimiz var. Çizim hemen çok baskılı bir şey yapmayacağım ama birkaç gün sonra anlamaz. Bu işlemin sonucunda çok radikal, müthiş, kocaman bir değişiklik yok. İnsanlar şöyle yapabilir. Yani biraz sevimli görünüyorsun, biraz şirin görünüyorsun. Kilo mu aldın, kilo mu verdin, bir şey mi yaptın, uykunu mu aldın? O tür tepkiler gelir. Çok müthiş değişiklik zaten olmaz. Yani bir güzellik yansıyor yüze. Tabii. Fakat bir operasyon izi veya hani evet. Dışarıdan görüntülecek, gösterecek bir belirti kalmıyor değil yok. Mi? Yok. Hastamız nasıl bu arada onu soralım. İyi, şurada minik bir acımız oldu. Evet, tamam. Çok iyi, çok iyi. Allah razı olsun. Gerçekten ama inanılmaz. Biz yani o zaman operasyonumuza devam edelim. Şimdilik İyiyiz, tekrar stüdyoya bağlanıyoruz. Bundan sonra bir tane daha yapacağız. Peki, gerçekten enteresan görüntüler bunlar ve hanımefendinin sonrasını düşündüğü için herhalde gayet güzel diyorum. Yani bir şey söyleyeyim Zahide, ben cerrah olarak şöyle ağzım açık diye bakıyorum. Ay, çünkü gerçekten yani hakikaten lokal anesteziyle yapılıyor, surattan ipler geçiriliyor, yanak yukarı çekiliyor. Yani ne kadar kafalar çalışıyor bu konuda ki böyle çok basit teknolojilerle inanılmaz işler yapılabiliyor. O yanak çizgisinin şuradaki o yaşlılık çizgileri tabii yer çekimi sürekli.